bir yoruma başvuralım. Evet, şu anda ALB Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk bizlerle beraber olacak. Yayınımıza katılacak. Rıdvan Bey, hoş geldiniz. Şimdi yurt dışı piyasaları gördük. Bugün biraz daha sakin. Euro-doların da çok büyük bir değişim göstermediğini söyleyelim ama şimdi gidişat ne olacak? Son günlerde biraz 26, 27, 28 dolarında seyretti ama Euro'nun zayıflığının devam edeceğine dair tablo hala geçerli mi? Evet, dün Euro bölgesinde enflasyon verileri takip edilmişti. Aylık ve yıllık bazda enflasyon beklentilere paralel gelirken çekirdek enflasyonun beklentinin hafif üzerinde geldiğini görmüştük. Ancak geneline baktığımızda Euro bölgesinde yine enflasyon rakamlarının zayıf seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde ise sizin de değindiğiniz gibi Senlis Fed Başkanı Bullard'ın konuşmaları Euro dolar paritesini bir miktar yukarı taşıdı. Fakat bugüne baktığımızda o yukarı hareketin biraz daha tepkisinin geldiğini görüyoruz aşağı yönlü olarak. Bugün aslında belirleyici olacak Fed Başkanı Yellen'ın konuşması olacaktır. Eğer Yellen de Bullard gibi doları değer kaybettirecek bir konuşmada bulunursa ve bugünkü yapı izinleri ve Michigan Tüketici Güven Endeksi de bunu desteklerse olumsuz anlamda dolara yukarı yönlü hareketler görebilir. Euro dolarda 28-10 direnci kırılırsa alımlar kuvvetlenebilir 29 seviyesine kadar, 1.29 seviyesine kadar. Fakat tam tersi durumunda ise öne çıkan seviye aslında 1.27-20 desteği olarak gözüküyor. Aşağı yönlü hareketler de 1.27-20 desteği kırılırsa ciddi bir satış baskısının pariteye gelebileceğini söyleyebiliriz. Peki bu iki senaryonun Türkiye piyasasının etkisi, dolar TL veya döviz sepetinin etkisi nasıl olur? Evet, dolar TL'de de dün o Bullard'ın konuşmasından sonra aşağı yönlü hareketler yaşanmıştı. Fakat bugün bir miktar toparlama geldiğini görüyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Yellen ve Amerika verileri biraz daha bugün parite açısından belirleyici olacaktır. Dolardaki dünkü değer kaybı devam ederse Yellen konuşmasının ardından dolar TL paritesinin aşağı yönlü hareketler görülebilir. Burada da öne çıkan seviye aslında 2.2640 seviyesi olacaktır. 2.2640 seviyesinin altında kalması durumunda dolar TL paritesinin satış baskısı ile beraber aşağı yönlü hareketler görülebilir. 2.2640 üzerindeki tutunmalarda ise öncelikle 2.2750 ardından ise 2.2840 dirençleri sırasıyla test edilebilir. Bu arada tabii uluslararası piyasalarda güneşi dalgalanmalardan özellikle borsalar tarafında da çok sıklıkla bahsettik bu hafta. Ama Borsa İstanbul'a bakarsak yurt dışındaki dalgalanma boyutu kadar sert dalgalanmalara maruz kalmadı. Şu anki piyasa koşulları içerisinde BIST 100'ün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Evet, Borsa İstanbul'da bugün pozitif açıldı. Bunda da benim düşüncem dün akşamki Bullard'ın konuşması etkili olmuş gözüküyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için Yellen konuşmasının da dolara bir miktar değer kaybettirip dolar TL paritesini aşağı yönlü hareket görürsek Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Burada da öne çıkan seviye 75.500 direnç seviyesi olacaktır. 75.500 direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda Borsa İstanbul'da alımlar kuvvetlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise alt bantta 74.000 destek seviyesi olarak gözüküyor. 74.000 seviyesinin kırılması durumunda ise Borsa İstanbul'da tam tersine satış baskısı görülebilir. Evet, ALB Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, çok teşekkür ederiz yorumlarınız, katkılarınız için.